Herkese merhaba arkadaşlar. Hemen giriş yapıyorum. 1 Haziran'a giriyoruz. Umarım 1 Haziran bizim için çok iyi olacaktır diye umuyorum arkadaşlar. Öncelikle kesinlikle arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü daha sonraki videolarım size ulaşmıyor arkadaşlar. Bunu bildirmek isterim. Şu an hemen abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Şimdi konuya geçelim arkadaşlar. Konu 1. Gate Token hakkında bana çok soru gelmiş arkadaşlar. Gate Token hakkında konuşacağım. Daha sonra 15-16 Haziran'a vurgu yapacağım. Daha sonra tekrar şu Pancake'deki saçma sapan tokenları almamanız konusunda uyaracağım. Çünkü bu piyasada şu an alınacak gibi değil bunlar. Ve Siva, Doge ve şu diğer saçma altcoin'lerden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Gate Token'dan başlıyorum. 1. Arkadaşlar Gate Token benim en çok kazandığım tokenlardan biri. Borsanın kendi tokenlarına güveniyorum ben. Borsaların kendi tokenlarına güveniyorum. Neden güveniyorum? Borsa tokenları bir yarış halinde olduğu için arkadaşlar bunlar hep bir çıkış halinde olacaktır. Tabi güvenilir borsalarda yer alın. Bunu da demek isterim. Gate Token'ın da şöyle bir özelliği var. Gate Token, Getio borsasının kendi token'ıdır arkadaşlar. Bundaki artışın sebebi, bundaki özelliğin en büyük sebebi arkadaşlar, yani en büyük özelliği arkadaşlar, Gate Token tüm altcoin'ler aşağı doğru Gate Token'la birlikte düşerken kendini çabuk toparlayan bazı coin'ler var arkadaşlar. Bunlardan birisi de kesinlikle Gate Token. Ben hep fark ettim arkadaşlar, piyasa sert düşüşte böyle iniş, yüksek hızlı bir iniş var arkadaşlar. Arkasından piyasanın çıkışında kendini çabuk toparlayan coin'lerden biri Gate Token ve bu sayede çok para kazandım. Evet, gerçekten bunu da açıklamak isterim, vurgularım. Ve bugün anlattıklarım hepsi arkadaşlar, şunu da bilin, yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi iki arkadaşlar, şundan bahsedeceğim. Piyasa gerçekten şey bir durumda, hani bu yılın en düşük zamanlarındayız ve gerçekten krizi fırsata çevirebiliriz. Güzel şeyler toplayabiliriz. Mesela kademeli toplamalar yapılabilir diye vurgulamak isterim. Ben mesela açıkçası arkadaşlar şu 3'e böldüm. Mesela 50.000 var diyelim, ben de örnek veriyorum, 50.000 var diyelim. Ne yaptım ben bu 50.000'i arkadaşlar? İlk 35'lerde alım yaptım. 35'lerden aşağı düşerse dedim 33'lere, 33.000'lerde de alım yapacağım dedim. Bitcoin'den bahsedeyim. 33.000'lerde de alım yapacağım dedim. O seviyelerdeyken diğer altcoin'lerden alım yaptım ve şimdi de 33.000'in altı, 30'u geçerse eğer 20'lere geleceğiz arkadaşlar. 20'lerde de o zaman alım yaparım diye düşündüm. Yani 3'e böldüm. 3 kademeli bir çıkış izledim arkadaşlar. Şimdi bu düşüşlerde bu yılın zirve yapabilecek en iyi altcoin'lerini kendim için, kendi yatırım ve düşündüğüm, yani kendim açısından düşündüğüm arkadaşlar, bakın. Gate Token var zaten sepetimde. Ripple'dan aldım. Pancake'in kendi şeyi arkadaşlar bu. Token'ı bundan aldım. XMR, Monero'dan aldım, DOT'tan aldım arkadaşlar, AVAX'tan aldım. Bunları başka şu an alabileceğim var mı? Ya da aldıklarımdan başka var mı? Şu an aklıma gelmedi arkadaşlar. Aslında ben tam bir liste yapıp kendi yatırımımı size de göstereceğim arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda izleyin. Yalnız dediğim gibi prestij yapacak. Ethereum'dan bahsetmedim arkadaşlar. Birinci önceliğim Ethereum. O kadar kuvvetli ki arkadaşlar, şu an Bitcoin o kadar düşmesine rağmen Ethereum fark ettiyseniz düşmedi arkadaşlar. Bu yılın altını gibi bir şey Ethereum. Bunu da kendim için diyorum. Kesinlikle bunu sepetimde Ethereum'u bulunduracağım. Sene sonuna kadar bulunduracağım. Bakalım Ethereum'dan ne kadar para kazanacağım arkadaşlar. Bunu da vurgulamak isterim. Biraz şimdi piyasalara geçelim arkadaşlar. Şu an 15-16 Haziran gibi bir Fed'in yine toplantısı var. Lanet Fed durmuyor arkadaşlar. Toplandıkça bir hafif indirgemeler oluyor. 15-16 Haziran Türkiye saati, Türkiye'den geri gelebilir. O yüzden arkadaşlar 16-17 Haziran gibi de 15-16-17 Haziran gibi bir düşüş yaşanabilir. Belki açıklamaya göre orası önemli. Şimdilik piyasalar güzel gidiyor, yeşilleniyor arkadaşlar. Bu çok iyi bir şey. İnşallah devamını bekliyoruz. Yine de temkinli olmaya devam edin arkadaşlar. Şeyi vurguladım tabii ki. Bu saçma sapan tokenları almayın dedim işte Pancake'den. Diyorlar ya işte bu kadar prim yapacak, şu an borsalara girmedi. Bunlar reklam, bunlara bulaşmayın arkadaşlar. Paranızı çarçur etmeyin. Ha bir de şu var arkadaşlar. Siva Dogecoin'e geleceğim. Biliyorsunuz Dogecoin'in
çıkış nedenini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Politik. Elon Musk sayesinde çıkış yakalayan saçma bir espri coin'i arkadaşlar. O yüzden şunu demek istiyorum. SIBA'da Doge'a karşılık çıkarılmış bir altcoin arkadaşlar. Yani ileride prim yapacaksa da arkadaşlar, hani bunların arkasında politik bir durum olduğu için bunlarda bir şeyler dönebilir. Ama hani diyorsunuz ya, Safe Mars ne olacak? Safe Mars şu piyasada bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Safe Mars'ın sadece Gateo'da şey alımı çok arkadaşlar. Fake token'ın alımı çok. Onu dikkat ettim. Bu Binance tarafında, Binance borsası da bu alımları gördüğü zaman, yani diyor ki Gateo'da bu kadar alım oluyor, Gateo'ya bu kadar şu coin'den dolayı para giriyor, ben neden bunu kendi bünyeme çekmeyeyim? Bunu da hesaba katabilirsiniz ama böyle şeylerde büyük paralar oynamayın derim. Büyük paralarla böyle küçük altcoin'lere bu kadar yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum ki bu piyasada arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir konuya. Hangi konuya gelecektim? Aslında konularımıza neredeyse bitirmiş olduk gibi bir şey arkadaşlar. Gate token'ını söylemiştiniz, bahsettim. Ripple'ın hızlı çıkışlarından bahsettim ki 33.000'e kadar inmiştik. Bugün gördüğünüz zıplamayı dediğim gibi çıktı. Şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar bir de. Görüyorsunuz şu piyasada, hani nerede bu insanlar, nerede bu çizenler, bayraklar, flamalar, nerede arkadaşlar? Hepsi yok oldu. Niye? Düştü piyasa. Düşünce şey, konu çıkmıyor, içerik bulmuyor ya, içerik paylaşamıyor. Niye? O bayraklı, çanaklı, bilmem neydi, ne oldu, hiçbir şey. Arkadaşlar uyduruyorlar ya, geçin, gerçekten uyduruyorlar. Gerçekten saçma sapan uyduruyorlar, reklam kazan şey. Her bir izleme başına şey veriyor yani bu. YouTube kazanç veriyor ya. Onun için ne kadar video çekersem o kadardır kar mantığı yürütüyor bazıları. Bazılarından bahsediyorum tabi. Bunların arasında iyi olanlar var mıdır? Elbette vardır. Ama çoğu insan saçmalıyor artık. Bayraktır, şuydu, buydu diyor. İşte piyasa şu zamanlarda belli olur. Şu düşüşlerde gerçek insanlar ortaya çıkar. Piyasaya yön verir arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar diğer videolarda fırsat videoları çekeceğim. Piyasayı değerlendireceğim. Daha çok değerlendirmeye başlayacağım. Kesinlikle abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ki fırsat videoları ya da herhangi bir videonun sizin önünüze düşmesi için beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz.